Ben hep şunu söyledim. Dedim ki biz çok şey yaşadık. Çok eksiklikler yaşadık. Çok zorluklar çektik. Ama hani o kadar da emek sarf ettik. Bana en çok acı veren ne oldu biliyor musunuz? Benden sonraki benim öğrencilerimin de, bizim çocuklarımızın da aynı sıkıntıları yaşamaya devam ediyor olması oldu. Sanki hiçbir şey yapmamışız gibi, hiçbir emek vermemişiz gibi. Teknoloji gelişiyor, güzel. Kör yerine görme engelli diyoruz, güzel. Kara yerine kadın diyoruz, güzel. Yumuşattık sözcükleri. Sözcükler yumuşadı. Fakat kafalar hiç değişmedi. Bir bankaya gidiyorsunuz, sorun. Birisi size yardım ederken şöyle kolunuzdan tutup pardon ne şekilde yardım edebilirim diye de sorabilir. Bir de koltuklar şöyle sarılır. Her tarafınızı sarar sarmalar. Özellikle bir erkekse o şekilde yardım etmeye kalkar. Pardon açılın şöyle bana biraz müsaade edin falan da diyemiyorsunuz. Toplum çok acayip bir toplum. Bir gün ben o kadar çok bağırmışım ki bir hanımefendi yaklaştı. Pardon size biri bir şey mi yapıyor dedi. Her gün bir şey yapıyorlar. Her gün. Yani sokağa çıkmaktan imtina ediyorum. Bir merdiven çıkacaksınız. Birisi size ebeveyninizmiş gibi sizi koltuklayıp merdivenden yukarıya atmaya çalışabiliyor. Yani insanlar... İnsanlar yardımı nasıl yapacaklarını bir bilmiyorlar ama bir de bizim toplumumuzda bilmemenin de ötesinde iyi niyetlileri tenzih ederek söylüyorum çok da büyük kötü niyet var, kolaycılık var. Yani ben niye beni bu kadar sarıp sarmalıyorsun kardeşim desem der ki bana aa ben yardımcı oluyorum ne kadar kadir kıymet bilmezsiniz der. Yani hayat böyle çekilmez oluyor. Medeni bir ölüm yaşıyorsunuz aslında. Yani nüfus kağıdınız var. Banka kartınız var ama hiçbir kurumda tek başınıza işlem yapmaya yetkiniz yok adeta. Adeta size iki şahit çağrılır, ben şahit istemiyorum dediğiniz halde. Ondan sonra işleminizi yapmak için gene iki şahit çağrılır. Bitmez bunlar. Tekerlekli sandalyedesinizdir, çıkamazsınız, inemezsiniz. Kaldırımlar zaten ortalarında ya bir direği vardır ya bir ağacı vardır. Düzeni de belli değildir. Kimisi sağdadır, kimisi soldadır. Birini ıskalarsınız, öbürüne çarparsınız. Ondan sonra bir kadın olarak örneğin bana arkadaşlarım derler ki Emine sen işte arkadaş toplantılarımız oluyor öğretmenlerle. Niye hiç askılı giyip gelmiyorsun? Ben de diyorum ki ben giyemem çünkü müşterim artıyor diyorum. Arkadaşlar buna gülüyorlar sadece. Yerler sizi gözleriyle. Birazcık cesaret etseler alır götürürlerdi. Yani iş henüz bu boyutlara çok şükür ki varmadı. Ama sokak ortasında öpeni oldu. Onu da söyleyeyim. Yani kaçamıyorsunuz. Siz şimdi buradan baktığınızda uzakta bir şeyi görüp ona göre kendi kontrolünüzü sağlıyorsunuz. Uygun bir şekilde etrafından dolanıyorsunuz. Biz ancak yanına varmak zorundayız. Tehlike yaklaşmadan onu hissedemiyoruz. Bu da çok büyük bir sıkıntı tabii. Sonra hak savunucusuysanız, yani biz tabii ki hak savunuculuğu temelinde her şeyden önce bu dergiyi çıkarırken arkadaşlarımızla hak savunuculuğu temelinde birlikteyiz. Yoksa kimimiz o partiye oy veririz, kimimiz bu partiye oy veririz. Ama kolaycı değiliz. İşin emekle kotarılacağını çok iyi biliyoruz. Ve bu emeği vermeye talip olduk hep birlikte. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani biz de her şeyden önce hani kendi oy potansiyeline bakan değil, bütün bir toplumun haklarını gözeten ama bütün farklılıklarıyla, etnik farklılıklarla, engel durumlarıyla, cinsiyet farklılıklarıyla, bütün farklılıklarla İnsan haklarına saygılı yönetimlerin olması gerekiyor. Ve mekan düzenlemelerinin, kent düzenlemelerinin buna göre yapılması gerekiyor. Kadınlarımızın engellisiyle engelsiziyle gecenin 12'sinde güvenle sokağa çıkabilmeleri gerekiyor.
haklarını savunmak için bir araya gelen 3-5 bir avuç insanın insana saldırmak değil, evet biz de sizinleyiz, lütfen buyurun haklarınızı dinleyelim, taleplerinizi dinleyelim, eksik bıraktıklarımızı tamamlayalım. İnsanına saygılı, insanına sahip çıkan, halklarını seven yöneticilerin olması gerekiyor. Biz mesela görenlerin kolunda yürürken yol öğrenemeyiz. Biz ancak kendi başımıza yürüdüğümüzde yolları öğrenebiliyoruz. Çünkü o yoldaki engelleri keşfediyoruz o zaman, şeyleri keşfediyoruz. Ben de kadınlara onu söylemek istiyorum. Lütfen keşfetsinler. Yanlış, doğrunun anasıdır. Doğru nedir? Doğru kimin doğrusudur? Bunu da çok iyi tartışmak lazım. Kesinlikle çevremizin, annelerimizin bize verdiği uysal olma şeyinden kurtulalım. Uysal olmayalım, ses çıkaralım ve güçlü olmaya çalışalım. Ve beraber birbirimize ses verelim istiyorum. Kadınlara, gören insanlara da bir yerde farkındalık getiriyoruz yazılarımızla. Onlara kendimizi daha çok ifade ediyoruz. Mesela görmeyen kişiler yazarken. Hem görenlere faydamız dokunuyor, hem görmeyen camiasına, hem de tüm kadınlara. Yani dolayısıyla tüm kadınlara bir farkındalık, bir ben de varım bu dünyada dedirtmek için böyle teşvik yazıları da yazıyoruz. Yani bir nevi beni çalışkanlığa itti diyebilirim. Yani ben tamam eskiden de yazı yazıyordum ama bu kadar fazla oturmuyordum mesela bilgisayarın başına. Beni güdülediler arkadaşlarım. İşte onu yap, bunu et gibi. Mesela bizim bir şeyimiz, ben mesela edebiyat köşesindeyim ama her ay kendi yazılarımı yayınlamıyorum. Ben bazen deneme yazarım, bazen işte deneyimlediklerimi yazarım. Mesela dönüşümlü kullanırız o köşeleri. Bir de mesela Tarihin Kadın Yüzleri diye bir köşemiz var mesela. Ben hiç onu baştan hiç yazmak istemiyordum. Çünkü kendime güvenemiyordum. Araştırma yapamam sanıyordum. Ben hiç böyle öyle şeyler yapmıyordum. Hep böyle kendim kurgulardım yazılarımı. Öyle yazılar yazardım. Ama arkadaşların teşvikiyle ben bunu da yapabildim. Adı Emine, bu ay bizim işimiz var, sen yap dedikleri zaman geçip bilgisayarın başına araştırmalarımı yapıyorum ve o kadın, artık her neyse, sanatçı, yani şarkıcı olabilir, ne bileyim tiyatrocu olabilir, geçmişte işte bir çok önemli bir şey yapan bir kişidir, çok önemli birisidir, onu oturur yazarız. Mesela böyle bir şey kazandırdı bana, ben araştırma olanağı sağladı bana. Silmesinler kabuklarına, kendilerini evlerine kapatmasınlar, ben de varım desin, bir şeylerin ucundan tutsunlar, bir şeyler yapsınlar, kendine mutlaka ellerinde bir bilezikleri vardır, yani bir şey vardır, onunla ilgili kendisini geliştirsin, kendini dünyaya, yani çevreye, topluma şey yapsın, ifade etmek için bu yolları kullansın diyorum.